Herkese merhaba arkadaşlar, Faruk Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok fazla iş yapmayı planlıyorum. Önden zaten yaptığım bazı şeylerimiz var, ben size onları göstermek istiyorum hemen. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi bir iki tane varil var ekstradan siz bıraktıktan sonra. Ayrıca bir de burada bir varil var. Burayı bir tık böyle bir otomatikleştirmeye çalıştım arkadaşlar. Öyle çok ayrı bir otomatik değil, manuel iş gerekiyor hala. Ama mesela bunun üzeri şuradan, aşağısı output, üstü input, ayrıca auto input enabled. Auto input enabled yapıp üzerine chest koyduğunuz zaman otomatik olarak chest'ten çekiyor. Bunu içerisine buradan çıkan madenlerimizi atıp burada çoğaltması için ezdiriyorum. Daha sonra aşağıda output vardı biliyorsunuz. Buradaki XNet controller'dan şuradaki makinelerin şurası, daha doğrusu ikinci sıra. Şöyle geleyim, item. Burada extract'ı ayarladım. Zaten altlarında biliyorsunuz XNet bağlantılarımız vardı, elektrik taşıdığımız için. Aynı bağlantıdan bir tane de item kanalı yarattım. Ve bu makinelerin altından çekiyorum. Ve onları bu varile koyuyorum arkadaşlar. Bu varilin içerisinde de o makinelerden çıkanlar geliyor otomatik olarak. Daha sonra buradaki bu dust'ları elimle manuel olarak alıyorum. Oğlum hızlı da çalışıyorlar, koşuyorum hep. Daha sonra bu dust'ları buraya atıyorum. Bu burada pişirip bar haline getirdikten sonra tekrar buraya gönderiyor. Hani şu an için böyle yarı otomatik diyebileceğim bir sistem var. Ayrıca şey, en başta beni bu şekilde gördüğünüzde belki ufak bir detayı fark etmiş olabilirsiniz. Üstümüz kırmızı değildi arkadaşlar en son siz bıraktığınızda. Steel plate kullanıyorduk. Onun yerine Crimson Steel'a geçtim. Crimson Steel'ın daha iyi olacağını düşündüm. Ayrıca enchantladım da bunları. Aynı zamanda da Crimson Steel Sword'a geçtik. Burada katana kullanıyordum daha önceden. Biliyorsunuz değişiklik olsun diye katana yapmıştım. Fakat katanayı enchantlayamıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı Sword'a geçtim enchantlayabilmek adına. Bunda da ufak bir enchantımız var. Bunda da ufak bir enchantımız var. Yani öyle ekstra müthiş enchantmentlar çıkaramıyorum şu anda. Onlar ileride yapacağımız işler. Ve onun dışında bir tane de Dissolution Chamber yaptım. Buraya attım. Ki birazcık en azından iş biriksin burada. Latex biriksin. Ki burada biz bu işlemi, yani bu aleti bugün kullanacağız. İşimiz var onunla. Onun dışında burada da Tiny Dry Rubber'larımız var. Latex'imiz bayağı bitmiş. Bu arada bunlara da elektrik getirdim, bağladım arkadaşlar. Biraz daha hızlı çalışmaları için. Çünkü iki makine birden latex çekiyor şu an içerisine. Ve şu Tiny Dry Rubber'ların biraz fazla olması lazım elimizde bugünkü yapabileceklerimizi yapmamız için. Ondan dolayı onlar birazcık çalıştı ben ekstra şeylerle uğraşırken. Bir tane de multiservo presimiz var bu arada. Siz bunu sanırım geçen bölüm bu da yoktu. Onu da ekstradan ekledim. İçerisinde dry rubber yapılıyor çünkü. Şuradaki 64 olanları şuradan bir toplayayım. Lapislerimiz var falan. Bayağı güzel maden çıkıyor arkadaşlar bu arada yani. Bu kadar maden ben beklemezdim. Bu ne lan? Crushed Sinkor mu? Ne alaka oğlum onun rengi öyle. Neyse. Ama güzel maden çıkıyor bundan. Ben başka işlerle uğraşırken bu arkadaş çalışıyor. O yüzden şu an için bir çok sıkıntımız yok. Ulan o 7 olmuş. 2 tane daha lazım ona. Yaptın mı lan 2 tane daha? Yapmışsındır koçum. Aha yapıyor. Aferin lan. Aferin lan. Vallahi bazen böyle denk geliyor. Hoşuma gidiyor. Tamam bu da yapıyor. Daha sonra burada 7 tane dry rubber'ımız oldu. 7 tane plastik anlamına geliyor arkadaşlar bunlar. Bunları da buraya atacağız. Bu burada pişecek. Şöyle şunları atayım da pişsin onlar. Biraz plastiğimiz var. Çok yok ama biraz var. Umarım işimizi görür. Benim bugün yapmak istediğim şey arkadaşlar şu Material Stonework Factory'ye kadar gelmek. Bunu neden gelmek istiyorum? Biliyorsunuz ki questlerimizde burada silikon üretmemek için Material Stone Factory gerekiyor. Ve bu olmadan da dijital depolamaya geçilmiyor. Ben bir an önce dijital depolamaya geçmek açıkçası istiyorum. Dimension Crystal Matrix ne alaka lan? Kolaymış, yaparız ya. Korktum bir anda oğlum, antin kunti şeyler isteyince tırstım ya. Bakayım, silikon, processor binding. Processor binding slime istiyor, string istiyor. Tamam, kolay. Belki slime için bir çözümümüz var mıydı bizim ya? Slime ile ilgili belki ufak bir çalışma yapmam gerekebilir. Ha. Dough artı lime dye slime ball yapıyordu değil mi? Tamam ya. Onda da sıkıntımız yok. Okey okey. İyiyiz. Güzeliz. Şimdi arkadaşlar ufaktan başlayalım istiyorum. Öncelikle yapmış olduğum benim tabi bazı görevler vardı.
Öncelikle abi makineleri bir tık upgrade'ledim. Görevleri sizlerle beraber almak için almadım görevleri. Bu içsel frame verdi. Allah razı olsun. Bunun da ödül olarak bunu vermesi güzelmiş. Bir yerde kullanırım. Onun dışında plastiğimiz var zaten. Bir de dissolution chamber'ımız var. O da time dry rubber verdi. Bari bir tık büyüğünü vereydim be reis. 9 tane mi time dry rubber vermiş? İyi bari. İyi bari. En azından onu şey yaptı. Bu crush ne yapıyor? Ha, bu direkt pişiyormuş. Okey. Ama çok zinc. Ama çok zinc kardeşim. Bir tane de dry rubber'ımız geldi. Bunu da pişir lan. Dry rubber'lar lazım olacak. Tamam. Şimdi. Öncelikle bizim ilk yapacağımız şey Simple Machine Frame yapmak arkadaşlar. Signalium Gear, Pivoter Gear, ıvır zıvır istiyor. Buraya tıklayıp gerekli malzemeleri direkt şeyden çekebilirim. Buradan çekebilirim. Plastik 2, Pivoter Ingot 2, bir tane daha plastiğe ihtiyacım var. Bir plastik daha alırsak. Başka bir şey daha yine. Signalium Gear'a ihtiyacım var. Benim signaliumum var mı ya? Var. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane bundan yapacağız. Ama tabii bunun için şunun içine Gear Working Die gerekiyor. Gear Working Die'ı da Diamond Gear artı Invar Plate ile yapıyoruz. Hiçbiri yokmuş. Evet. Invar'ım da. Ha, Invar şeydi değil mi ya? Tamam. Bunu beraber mi halletsek ya? Beraber halledebiliriz ya. Tamam, 4 tane Diamond'ı da atacağız oraya. Onun dışında kardeşim. Şunu koy şuraya ya. Onun dışında invar yapacağız. Invarı da nasıl yapıyorduk? Hemen şurada induction smelt'e bakalım. Iron, nikel. Tamam. Nikelim var mı lan burada? İki tane nikelim var. Daha burada vardır nikelim. Var. Nikel. Iron. İyi, güzel iron'ımız var ya. Şimdi bundan 4 tane yapacağız. Daha fazlasını yapmamıza ihtiyacımız yok zaten bunun için. Sadece gerekiyor. 3 tane yaptı. Bir 3 tane daha yapsın. 3'er 3'er yapıyormuş lan. Maşallah. Tamam, 6 tane yeter abi. Bize bir diamond lazım. Bir ta of, diamond'ın bayağı azmış ya. Bu arada bu diamond çıkarmıyor mu lan? Aa, diamond chunk çıkarıyormuş. Okey. Görmemiştim. Invarlarımızı da alalım. Sonra gidelim şu işi hep beraber bir yapalım. Şu an bunun içinde ne takılı? Cırda day takılı. Bu açık mı? Açık. Bunu kapat. Bu arada bizim 4 tane diamond'a ihtiyacımız vardı değil mi? Bu arada bir şeyi daha size çok kısa göstermek istiyorum. Mob farm'a birazcık eklentiler yaptım. Onu da hemen sizlerle paylaşacağım. Şunu şuraya takalım. Daha sonra 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi onu yaparken gelir alırız onu. Şurada biliyorsunuz arkadaşlar geçen bölüm bir ufak mofan ve şey alanı yapmıştım. Gördüğünüz gibi birazcık buralar değişti. Yani burada değişen bir şey yok, sadece yeri böyle yaptım biraz daha güzel olsun diye. Bir de burayı hafiften oynattım. Şimdi burada nelerim var? Öncelikle burada bir trash var arkadaşlar. Şurada arkasında hopper'la buradan barrel'dan çöpe atıyorum. Çöpe atmak istediklerim buradan barrel'a sallıyorum. Buradan geliyor. Onun dışında buraya salvager yapmıştım biliyorsunuz daha önceden. Onu buraya getirdim arkadaşlar. Arkadan hopper'la buna bağladım. Buraya koyduğum itemler içine giriyor. Altından bir hopper'la da buraya düşüyor. Buraya da ben burada yaratık kestiğim zaman içerisinden gold armor düşüyor genellikle arkadaşlar. Durability'si olmasa bile bu salvage'liyor. Sıkıntı yok. O gold armor'ları falan buraya atıyorum. Salvage'lip buradan az da olsa bir gold çıkarıyorum. Şimdi onun dışında burada iki tane lever'ım var arkadaşlar. Şu anda herhangi bir yaratık düşmüyor gördüğünüz gibi. Bu arada burada kendime de ufak bir giriş alanı yaptım. Bu ethereal glass'ı daha önceden yapmıştık biliyorsunuz. Sadece bizim geçmemizi sağlıyor bu ethereal glass. Onun dışındaki bütün her şeye normal bir duvar blok gibi görev görüyor. Onun dışında şu an buradaki hiçbir şey çalışmıyor gördüğünüz gibi. Bizim burada apoteosis modumuz var. Apoteosis modunu kullanaraktan şöyle hemen size göstermek istiyorum. Bunların adı neydi lan? Spawner. Şuradan bir spawn oğlum düz spawner ha. Şuradan spawner'a tıkladığınız zaman burada spawner modifications var. Burada hangi itemi sağ tıkla spawner'a tıklarsanız nasıl bir etki yapacağını söylüyor. Ben bunların içerisine sugar ekledim. Exo minimum spawn delay ekledim. 20 oluyor en az. 20'ye düşene kadar sugar ekledim. Bir de redstone comparator ekledim. Redstone kontrol sağlıyor. Redstone kontrol olduğu zaman da buna redstone sinyal vermediğiniz sürece bu çalışmıyor. Aynı şekilde bunları da always on yapmıştım buradan biliyorsunuz. Bunları da redstone moda çevirip arkasına hepsinin bu link redstone linklerden ekledim. Create'in redstone linki. Bunlar pahalı değil. Yapması kolay. Uzaktan redstone olarak çalışıyor arkadaşlar.
Ve burada frekans 1 ve frekans 2 yazıyor. Buraya istediğiniz herhangi bir itemi koyaraktan, mesela işte torç var elimde. Torçu buraya koyaraktan buraya aslında bir frekansı yapabiliyorsunuz. Onu çıkaralım. Oğlum niye oldu? Neyse. Ben bunları şey yapana, yani boşta bırakabilirsiniz ama boş bıraktığınız zaman tıkladığınızda bütün boşları aktive edecektir. Buraya spawnerları aktive edene kemik koydum. Bunların arkasına da öyle çok önemli bir şey değil. Elimde olsa da stairs vardı. Stairs koydum. Şimdi burada da stairs ve bon olanım var arkadaşlar. Bunu açtığım zaman ben arkada fanlar çalışmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra da bunu açtığım zaman da buradaki gördüğünüz gibi spawnerlar aktive oluyor. Burada sadece yapmanız gereken tek şey bunlar baktığınız zaman normal gördüğünüz gibi ilk yerleştirdiğinizde bu şekilde yerleştiriliyor. Daha sonradan buradakileri ama baktığınızda bunu yapmamışız. Ya da ben biraz önce bozdum. Emin değilim. En azından size gösteririm. İyi olur. Bu Create and Range ile tıkladığınız zaman yukarıda bir anten oluşuyor arkadaşlar. Bu anten alıcı demek. Yani bu anten yapmadığınız zaman verici oluyor. Redstone sinyali gönderen taraf oluyor. Anten olduğu zaman da redstone sinyali alan taraf oluyor. O yüzden bunların hepsini de anten olarak ayarladım. Daha sonra buraya gelip istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorum. Bu alan için daha farklı şeyler yapacağız, geliştireceğiz. Daha büyütebiliriz, ekstra spawner ekleyebiliriz vesaire vesaire. Güzel bir şeyler yapmak istiyorum ben oraya. Şimdi ben buraya gelmeyecektim. Şuradaki aletlerimiz bitti, onları alacağız. Daha sonra da bugünkü işimize başlayalım. Şimdi öncelikle G-Working Die yapacağız arkadaşlar. G-Working Die'ımızı yaptık. Die değil mi lan bu? Ha die tamam. Die diye okunuyordur inşallah. D falan diye de okunuyor olabilir ama. Bunu buraya koyacağız. Daha sonra 4 tane signalumu da vereceğiz buraya. O zaten otomatik çıktı. Buraya verecektir. Burada dust'ım var mı? Birazcık led dust'ım kalmış. Onu da pişirsin. Tamam şu an için her şeyimiz var. Gidelim şu makineyi kullanaraktan bir kendimize şunu kaldır. Bu dursun. Simple machine frame yapacağız arkadaşlar. Şöyle atalım. Pity machine frame eksik ya. Yok mu lan elimde pity machine? Allah kahretmesin ya. Neyse gerekler şey. Gerekler şey niye yok abi? Hardened glass, induction smelter, ethereal obsidian, burnt. Allah seni kahretmesin ya. Ethereal obsidian, bir de burnt, bir tane burnt dust'ım varmış. Neyse, bundan yaparız bir sürü burnt otherstone'um var. Sen niye yavaş çalışıyorsun lan? Nerede bizim o komponentimiz? Bize bir tane beleş vermişti zaten. Al kardeşim, hızlı çalış. Yavaş makineyle işimiz yok burada kardeşim. Bunun altından çıkış vermiş miyim lan? Vermişim, hayret. Tamam artık her şeyimiz var arkadaşlar. Şimdi bunu yapabiliriz öncelikle. Tamam bu hayırlı uğurlu olsun. Daha sonradan bu muydu lan? Aynen bu hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra da gideceğiz. Buradan buna yapıştıracağız. Tamam. Magnet açayım mı? Açayım hadi ya, açık dursun. Şimdi bu arkadaş da maşallah bir tık gaz versek buna. Bir tık gaz verelim. Çok gerek yok. İyi güzel. Ve Simple Machine Frame'imiz hazır arkadaşlar. Simple Machine Frame ödülünü ver koçum. Oo bir tane verdi. Laser Drill şu anda gereksiz. Tamam şu an gereksiz olan şeylerle ilgilenmiyorum abi. Mob Slaughter Factory'de yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Pink Slime'ı Mob Slaughter Factory'den alıyoruz. Bu Mob Slaughter Factory'yi de götürüp şuraya kuracağız. Mob Slaughter Factory pembe slime üretiyordu değil mi? Aynen pembe slime üretiyor. Şimdi işin sıkıntısı oraya benim elektrik de taşımam lazım. Şöyle yapalım. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çalışmalarımızı yaptım. Öncelikle şurayla başlayalım. Şeyi oradaki mob farmı buraya taşıdım arkadaşlar. Çünkü oraya kadar elektrik çekmektense buraya kadar elektrik çekmenin daha düzgün olacağını düşündüm. Ondan dolayı direkt zaten base'in altına. Buraya çektim. Mob farmımızı da buraya getirdim. Şu an için bunu daha sonradan da dediğim gibi genişletebiliriz. Üstüne çıkabilirim. Sıkıntı yok. Bunlar dark glass. Herhangi bir şekilde ışık geçirmiyor arkadaşlar. Geçişimi de kendime buraya yaptım ki bunlar ışık geçiriyor diye biliyorum çünkü.
Hani buraya atsam ışık geçirirlerdi diye bu tarafa attım. Yani aslında ışıkları engelleme, yani apatiyosisten direkt ışığı yok say diyebiliriz ama şu an hiç gerek yok. Boşuna uğraşmamızın anlamı yok. Burada gördüğünüz gibi şeyim var. Buna bastığınız zaman direkt şey açılıyor. Fanlar açılıyor arkadaşlar. Fanları direkt zaten buraya yetecek şekilde göre ayarladım. Buraya da biz şeyimizi koyacağız. Shift'e bastığınız zaman bunlar sizi ittirmiyor bu arada. Oraya da şeyimizi yerleştireceğiz. Ona o kadar da yaptım ettim diye gösterdim. Geliştirdim falan dedim. Baştan yaptım anasını satayım yani. Ne anladık bu işten? Neyse. Bunların bu arada içerisinde de ayarları var arkadaşlar. Onu da hemen size şöyle göstereyim çok kısa. Buradan işte range'ini, buradan da hızını arttırabiliyorsunuz. Ben bunu 8'e ayarladım. Buradan direkt şu köşeye kadar itsin diye. Ve burada spawnladıklarımızı oraya itip orada keseceğiz. Şimdi bizim bunu craftlamamız için her şeyimizin olması lazım. Duf 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 duf. Bir bundan bir bundan. Emerald Axe nedir be koca yürekli kardeşim. Şimdi bize bir de Netherite Sword lazım iki tane. Diamond Sword lazım öncelikle. Bu bir diamond. Allah kahretmesin ya. Neyse bir tane şey kırdım. Diamond Horse Armor kırdım. Belki oradan güzel bir şey çıkmıştır. Daha bakmadım ne kadar geldi diye. Sonra bir Netherite Sword. Bir Netherite Sword daha. Bunlar da tamam. Eksik bir şeyimizin olmaması lazım. Lumium şey eksik. O da yaptık arkadaşlar. Burada brass var. Ve brass yapmamın sebebi o şeyleri, spawnları kırdığım zaman benim bunun çok canı gidiyor arkadaşlar ya. Yani iki spawner kırınca durabilitesi bitiyor. Bununla bir şey yapmam lazım büyük ihtimalle ama bir ara çözeriz. Daha sonra da Mob Slaughter faktörümüzü yapacağız. Mob Slaughter faktörümüzü yaptık. Bunu götürelim aşağıya bağlayalım arkadaşlar. Bu buraya girecek. İçerisi baya karanlık oldu diyecektim. Oradan ışık sızıyor bunu kırsam. Tamam, oldu. Burası da karanlık. Burada yaratık spawnlar mı acaba? Neyse. Bakalım göreceğiz. Şimdi bunun içerisinde elektrik yok. Neden? Xnet'i kurmadık. Gidelim o Xnet'i de kuralım. Xnet. Neredesin? Mob Slaughter Factory. Crate dedik. Elektriği alıyor olması lazım artık onun. Gidelim ona hemen bir daha kontrol edelim. Alıyor. Evet. Şu an bunu Show Working Area dediğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tile'lık yer kaplıyor şu anda. Daha sonradan bunu isterseniz büyütebiliyorsunuz. Ama benim için şu an bir tile'lık yeterli. Bakalım bakalım. İki tane Nether kesip bunlara Nether Star da basabilirim. Aynen spawnlanıyor. Spawnlandığı gibi geldiği zaman burada bitiyor gördüğünüz gibi. Ve Pink Slime'ı üretmeye başladık. Şimdi benim merak ettiğim bir konu var. Şuraya bir tank koysam. Arkası ne durumda bunun? Arkasında Xnet yok. Xnet aşağıdan çekebilir miyim? Çekebilirim. Güzel. Bir tane Black Hole Tank yapsak. Yapabilecek miyim? Ondan da emin değilim ya. Bakalım. Yapamadım. Neden? Iron Gear istiyor. Oğlum. Iron Gear senin kefen olsun ya. Nedir yani? Iron'ımız çok arkadaşlar. Iron'ımız çok. Çok şükür. Nazar değmesin ama. Şu an için iyiyiz. Burada ne durumda lan? Bir şeyler 64'lenmiş. Nether Quartz falan 64'lenmiş. Nether Quartz'a potasyum nitratı alalım. 64 olmuş. Ozmium alalım. 64 olmuş. Nikel 60 da. Nikeli de yakın zamanda almamız lazım. Şimdi Ozmium'u nasıl çaltıyormuşuz bakalım. Pulverizer'da. Tamam. Nether bunu nerede nasıl çaltıyormuşuz? Pulverizer 2 veriyor. Bak burası 3 veriyor. Ben bunu gidip orada çoğaltacağım. Tamam. Nether Quartz orada çoğalacak. Potasyum nitrat ne kurban olayım ya. Ne işime yarayacak benim? Direkt Pulverizer 6 tane veriyormuş. Ya yani potasyum nitrat ne işe yarıyor peki? Phytogrow yapıyor. Bilinmeyen eşya. Gunpowder. Tam bir şeyler de kullanılıyormuş. Pulverizer'a atalım potasyum nitratı. 6 tane veriyor değil mi? Aynen 6 tane veriyor. Bu arada bunun hızlı çekmesi için arkadaşlar şuradan size onu göstermek isterim. Şunu single stack or count var. Bunu siteye aldığınız zaman 64 stack stack çekiyor yani. Ondan dolayı hızlıca çekim yapabilirsiniz onunla da. Ozmium buraya girecek. Bu Nether'ları ben gider diğer tarafa atarım. Şimdi ayrı şeyimiz hazır.
Ben bunu yaptım abi. Bunu yapmayacaktım. Hayır. Black Hole Tank yapacaktık. Bu ne istiyor? Lan bunu yaparım daha iyi ya. Allah seni kahretmesin. Ben ona da hiç bakmadım ya. Ben buraya ne yapmışım? Common yapmışım. Allah da beni kahretmesin. Direkt piti yaparım abi. Niye common yapayım ya? Piti yaparım. Bu 16 kova, bu 2 kova tutuyor ya. Tamam, bundan yapalım. Piti Machine Flame için bundan lazım. Bunun için de Iron Plate lazım yine. Iron Plate'im yok diye düşünüyorum. Varmış. Tamam, kolay. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey kontrol altında. Lan oğlum bu değil mi? Ne istiyorsun benden ha? Ben ne diyorum, Allah Allah. Tamam. Bu Crusher'a gidecek. Scoria birikleri niye kırdım? Hatırladım. Tamam. Şimdi bir tane bana connector lazım. Bir tane de cable lazım. Şimdi cable'ı buraya çekeceğim. Cable birden fazla lazımmış arkadaşlar. Buraya çekeceğiz. Yukarı kaldıracağız. Ve ben geçemiyorum. Buraya çekeceğiz. Daha sonra connector'ı da buraya koyacağız. Daha sonra bunu da buraya koyacağız. Tamam. Lan kılıcımı ver. Manyak mıdır nedir? Black Hole. Unit mi? Evet arkadaşlar, Dissolution Chamber'ımızı craftladım. Ama onu craftlarken fark ettim ki size bir şey göstermeyi unutmuşum. Hatta ben biraz önce bunu size gösterdim zannediyorum. Kayda girmeyi unutmuşum. Allah kahretmesin. O yüzden bir daha yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bizim mob farm'dan bir tane skeleton yakaladım, getirdim buraya. Bir git lan. Daha sonra ben bunu ilk seferde yaparken etraftaki skeletonlardan birini çekmiştim ama artık gerek yok. Şunu da zaten size gösterirken şurayı yapmak için yaptım demin, ama tabii kayda girmeyi unutunca insan böyle şeyler olabiliyor. Şimdi bu iki tane hand, bir tane de brazier yapıyorsunuz arkadaşlar Eidolon'dan. Bu zaten oldukça kolay craftları. Ve bunları yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde yerleştirmek zorunda değilsiniz. Farklı şekilde de yerleştirebilirsiniz. Çalışır diye biliyorum. Daha sonra Brazier'a bir tane şey, Bone Meal, iki tane de ellerin içerisine Redstone yerleştiriyorsunuz. Bir tane de yakınına skeleton çekiyorsunuz arkadaşlar. Yakınına skeleton çektikten sonra bunu yakıyorsunuz. Gider misin kardeşim sen? Daha sonradan bu başlıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha sonra da bu skeletonu öldürecek. Aynen. Burada bize gördüğünüz gibi 3 tane soul shard verdi. Bu soul shard'ı her seferinde 3 tane vermeyebiliyor. Bazen 1 tane veriyor, bazen 3 tane veriyor. Kafasına göre yani arkadaşlar. Tam bir kesin rakamı yok. Ama oradan o şekilde soul shard elde edebiliyorsunuz. Soul shard'ı neden elde etmeniz gerekiyor? Dissolution Chamber yaparken Arcane Gold Ingot gerekiyor. Bunun için de soul shard istiyor arkadaşlar. Ondan dolayı oradan da rahatlıkla soul shard yapabiliyorsunuz. Şimdi ben geldim, tabii bunu buraya koydum, bağladım arkadaşlar elektriğimize de. Zaten benim burası blue connector. Normalde şuna elektrik ve şuna elektrik veriyor. Artık buna da elektrik veriyor. Fasatlı burası, o yüzden görünmüyor. X-Net'in fasat muhabbetini seviyorum o yüzden. Şimdi fluid input'u da yukarıdan pull dediğim zaman bunun içerisinde pink slime girmeye başladı. Güzel. Bütün pink slime'ı da emçükledim maşallah. Şimdi benim bunu yapmak için Advanced Machine Frame'e ihtiyacım varmış. Evet, Simple Machine Frame. Şimdi arkadaşlar bakalım, bunu yapmak için bu lazım değil mi? Bunun için nelerim eksik? Şuradaki üçlüm eksik. Buradaki üçlü ne? Yo, Enderium Gear lazım lan bir tek galiba. Enderium'um var. Bir, dört tane. At kardeşim bunu. Sanırım yapıyoruz ya. At bakayım şunu. Ver oğlum Enderium Gear'ımı. Gel şimdi, nerede o? Material Stonework değil lan. Advanced mi? Advanced. Bas oğlum. Ver bunları. Ver bunları. Plastiği de ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Sanırım iki plastikti ama. Bir tane veriyor. İlginç bir şekilde. Şimdi yine şu Stonework faktörümüzü yapalım ya. Of. Gel bakayım kardeşim. Hop. Hop. Allah'ım geliyor. Hızlandır. Hızlandır. Ver ulan aletimi.
Hoppa, Advanced Machine Frame. O bir Advanced Machine Frame daha verdi. Tamam. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Bas oğlum. Pink Slime'ı nasıl yapıyormuşuz? Ha, Glass Pane istiyor bir tane. Okey. Glass Pane. Crafting Table ne alaka lan? Şunu şimdi bir tane Glass Pane atalım. Ben buradayken Mob Farm çalışıyor lan. Aa, iyi. Ben buradayken algılıyor, çalışıyor. Güzel. Biz burada çalışırken Pink Slime üretmeye devam ediyor. Bunun için ne gerekiyor? Gold Tier gerekiyor. Galiba Gold Tier'larım yok. Aynen. Gold Tier yaparız arkadaşlar. Gold'umuz var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Tamam. Hemen şu Gold Tier'larımızı basalım. Hop. 2 tane Gold Tier oradan. Advanced Machine Frame'imiz var. Başka ne lazım ya bize? Bakayım. Pink Slime'ımızı yaptık. Diamond Pick gerekecek. Diamond Pick için benim yeterli Diamond'ım şu an yok. Şuradaki size demiştim, kırdırdım bir tane horse armor diye. Burayı da taşımam lazım bir ara. Oğlum koca horse armor'dan bir tane mi verdin ya? Diamond. 3 tane diamond. Son 3 diamond'ımız ya. Neyse, şeyde var diamond ya. Diğer alette var. Bu ne lan? Abi oluyor muydu? Aa. Ulan boşuna yaptık ya. Aman. Neyse. Furnace'ım yok galiba bir de. Bir tane de furnace craftlayalım. Hop. Aha vallahi pink slime hariç her şeyimiz var. Tamam. O pink slime'ımızı da alalım. Gel kardeşim. Pink slime'ımı ver kardeş. Material stone factory yapıştır. Tamam. Ulan filin tattık. İçeriye ver bunu, ben bunu burada taşıyorum. Tamam. Şimdi bu Material Stone Factory'yi de buraya kuralım. Bunun altından bir şey getirmiş miydim lan ben? Arkasından mı getirmiştik? Arkasından getirmişiz. Tamam. Cable. Cable abi. Cable. Şuraya da bir tane connector. Connector. Hop. Daha sonra Material Stoneworks Factory. Tamam. Şimdi buna power vereceğiz. Hemen şuradan power'ımızı açalım. Nerede Material Stonework Factory'miz? Burada. Aç abi power'ımızı. Elektriği alması lazım şu anda. Tamam, güzel. Elektriği alıyor. Üzerine bir tane barrel yerleştirelim. Tamam. Şimdi bizim o zıkkımı nasıl yapıyorduk? Öncelikle şuna bir bakalım. Cobblestone, Diamond Pick, Diamond Pick, Diamond Pick. Yani pick mi? Crash, crash, crash. 3 tane crash, bir tane de iptal. İptal. Kırmızı da mı kalacak? Buraya şey düşecek. Cobble düşecek. Kıracak, kıracak, kıracak. Kırmızı da kalacak. Kırmızıyı yukarıya push diyoruz. Tamam. Şimdi bunun içerisinde bir kova lav, bir kova da su gerekiyor arkadaşlar. Ama bildiğim kadarıyla normalde onu çalıştırdığınız zaman yememesi lazım. O lavla suyu yemiyor olması lazım. Tabi değiştirildi mi emin değilim normalde. Yemiyor çünkü. Yani cobble'ı yaparken yemiyor. Diğer şeyler de yiyor. Umarım onu değiştirmemişlerdir. Benim aşağıda maden de vardı lavım ya. Gideyim alayım ama onu da. Eğer değiştirilmişse çok üzülürüm arkadaşlar. Bir de ona lav vermekle uğraşacağım. Hadi suyu veririm de. Yani şey, hep beraber göreceğiz. İnşallah yemiyor şekilde aynıdır yani. Normalde yemiyor. Değiştirildiyse farklı. Göreceğiz. Şimdi şuradan bir kova lavımı da ver. Bir daha yürüyemem buraya kadar. Home at. İn aşağı. Gel bakalım. Lavı verdik. Suyu verdik. Yememesi lazım. Yemiyor. Evet. Bakalım. Hop. Gravel oldu. Hop. Sand oldu. Hop, silikon oldu ve silikon yukarıya gitti. Şimdi şuna da ben bir gazı vermez miyim? Hadi bakayım. Hoppa, silikon tak 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 tak. Bunun upgrade'leri pahalı mı ya? Industrial foregoing. Industrial başına tabii et atmazsak böyle olur. Şimdi bakayım, efficiency var. Processing var, speed var. Ananın gözü. Ananın gözü. Upgrade için zaten silikon istiyormuş. Tamam. Artık silikonumuz var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Artık dijital depolamaya geçebilirim ya. Vallahi sonunda. Sonunda yani. Benim stringimin olması lazım ya.
Industrial hem Fiber'ın vardı en kötü diye biliyorum. Ona da bir bakayım da. Yok. Yukarıda bir yerde vardı ama ya. Bana yok diyemez oğlum kimse. Nerede o? Bir yerde üretiyordum ben ya. Ha. 960 tane var. Bunun içinde korus büyütüyorum ya. Abi, bunu biz yıllar önce yaptık. Ben bunu unuttum sonra burada ya. Oğlum ta bu kadar yeter lan korus lavr. Ne yapacağız bu kadar korus lavr ya? Bir tane 4 ver. Bize string lazım. String kardeşim. String lazım. Bon. Eşek gibi bon var. Al bon yılında. Tamam. İyi ya, güzel çalıştık. Sonra istediğim yere geldik en azından. Ben bunu bugün hallederim istiyordum ki en azından şu dijital depolamayı yapalım. Şu zıkkımdan kurtulayım. Güzel şöyle dijital depolama, otomatik craftlar bilmem neler havada uçuşsun arkadaşlar. Bu burada bize silikon yapacak. Evet, yani güzel ilerledik. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle bir depolama işleriyle ilgileniriz. Bir çeki düzen veririz. Ondan sonra oradan da bizi kimse tutamaz diye düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.